Çünkü emeklilik sistemi değişiyor. Çok güzel, moralli bir haber. Aynen. Buyurun. Yapılan bir yeni düzenleme emeklilerimizi, sevgi selam olsun, neler bekliyor acaba görelim. İnşallah güzel olur. Hadi bakalım. Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli programda emeklilik sistemi için de dikkat çeken ipuçları verildi. Yeni dönem yeni düzenlemeleri bekliyor. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren orta vadeli program ile emeklilikte yeni bir dönemin sinyalleri verildi. Emeklilik sisteminde aylık bağlamada prim gün sayısı daha da önemli hale gelecek. Mevcut sistemde emekli maaşları ödenen prime göre belirleniyordu ama bu yeni plana göre daha fazla çalışanlar, yani daha uzun çalışanlar, daha fazla prim ödeyenler gibi daha yüksek maaşlar alacak. Böylelikle prim maaş dengesi de dengelenmeye çalışılacak. Bir süredir gündemde olan tamamlayıcı emeklilik sistemi de orta vadeli programda yer aldı. Böylece şu anda zorunlu olmayan ve 45 yaş altı çalışanlara uygulanan BES'teki otomatik katılım sistemi ikinci emeklilik olarak uygulanacak. Yeni düzenlenecek BES ve otomatik katılım sistemleriyle çalışanlar birikimleri için daha fazla getiri sağlayan fonları tercih edebilecek. Süre dolduğundaysa isteğe göre ikinci bir emekli maaşı ya da toplu para alma hakkı olacak. Bu da güzel. Yani bireysel emeklilik sistemi de son zamanlarda oldukça aktif olduğunu görüyoruz. Herkes çoluğu çocuğundan küçük yaştan bile başlayabiliyor buna. Yani bu tarz değil mi ara araçların olması da önemli bir şey. Valla ben artık neticeye bakıyorum Bevrucuğum. Yani pazara gittiğimiz zaman, markete gittiğimiz zaman emekli abim ablam filesine ne koyuyor? Kaç paradan neyi dolduruyor? Hı-hı. Bayram geldiği zaman torununun çocuğunun yüzüne bakabiliyor mu, bakamıyor mu? O olacak, bu olacak, şunu açıkladık. Elbette güzel, çok değerli, çok, çok kıymetli. Allah razı olsun büyüklerimizden. Hani kasaya göre de tabii davranıyorlar. Hani para pul. Ama emeklilerimizi sürekli olarak gözetelim ya. Onlar bizim, yani yaş olarak daha da ilerli bir süre. Yani onlar bizim toplumsal hafızamız. Kesinlikle. Hani yani emeklimizi gözetelim ki, değil mi? Hani huzur bak, olsun, büyük büyük şirketler de var. Onlardan vergiler olsun, toplansın güzel güzel, yayılsın topluma. Öyle belli bir kesimde gitmesin, etmesin. Ama bu orta vadeli program, hani orta vadeli, uzun vadeli olsun. Daha da güzel. Hani romantik cümleler kurmak istemiyorum ama realist de olmak gerekiyor. İnşallah. Hani inşallah güzel olur. Evet. Ebru'cuğum. Hadi güzel, bakalım. Çünkü bir haber. Evin fiyatları belli, kira belli. Diğer ecnebi memleketlerde emekli abimiz, ablamız maaşı bir alıyor. Geliyor Alanya'da 6 ay kalıyor mesela. Çünkü diyor ki ben Hollanda'da o soğukta ne yaşayacağım? Evet. O günleri görmek çok güzel olabilir. Çok haklısın. Yani o emeklilik hayali deyip hani o kenarda köşede biriktirdiğim parayla aman hayal ettiğim kırmızı pancurlu ev ya da arabayı alırım ya da şu tatile giderim birazcık hayal olmuş durumda. Ha, umarım tabii ki bu ara hikayeler bence güzel bir şekilde destek İnşallah. Olsun. İnşallah maşallah. Çünkü anacığım babacığım emekli olduğu zaman bir ev almıştı. Bir göz oda ne kadar güzel. Bir araba vesaire. Bütün bunları onları da yeniden olsun. Hadi bakalım hep beraber. Harikasın hep beraber. Harika.